Hocam diyor ki bir kişi kurban hissesine girdi ve parasını ödedi. Kurban bayramı gelmeden vefat etti. Bu kişinin kurbanı ne olacak? Allah rahmet eylesin. Çok ilginç, çok manidar. Bu bir nevi vasiyete benzer mi? Benzer. Ben kurban kesecektim. Yani benim kurbanımı kesin. Fakat vacip midir? Değildir. Evet. Vacibiyet düşer. Evet. Vacibiyet düştüğü için bunun kurbanının kesilmesi vaciptir diyemem. Ancak değerli Ahmet şöyle bir mesele var. Bir insan parasını hazırladı. Hacca gidecekti. Vefat etti. Bu otomatikmen vasiyete dönüşüyor. Hacda böyle bir mesele var. Çünkü bedel olduğu için. Hacda bedel var. Yani kişi adına hac yapılabilir. Ama genel kaide olarak kişi adına ibadet edilmez. Yani ben senin adına zikir, ben senin adına Kur'an, ben senin adına oruç, ben senin adına namaz, ben senin adına ibadet, sen de benim adıma ibadet edemezsin. Bu ibadet mana ancak der ki buradaki kefalet ve efendim bedel meseleleri mali zekat gibi. Hac gibi. O da malidir. Mesela onu çok uleman zarif tartışıyor. Fıkıh acayip bir şey. Diyor ki zekatı tamam anladık. Adam zengin birisi dedi ki şu 10 bin liramı al fakirlere dağıt dedi. Mali olduğu için bu vekalet olabiliyor. Onun adına ibadet etmiş oluyorsun. Oluyor diyor. Namaz gibi olmuyor diyor. Ama hacda mali şey var. Bedeni bir durum var. Olsun diyor. Yine orada mal devreye girdiği için diyor. Burada olabilir. Bir de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna yapabilirsiniz diye. Tabi din illa her şeye bir izahat getireceğin diye bir şey yok. Sabah namazının farzı güneş doğana kadar. Bunun izahı ne? Allah öyle emretmiştir. Güneş doğana kadardır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah rızasından nail eylesin.